Bakanım, Sayın Valim, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Milletvekilim, Sayın Milletvekili adaylarım, Bayburt'tan gelen milletvekilimiz, belediye başkanımız ve Bayburt'tan gelen misafirlerimiz, değerli il başkanım, siyasi partilerimizin değerli yöneticileri, Araklı Belediye Başkanım, ilçe başkanım, değerli karayolcu arkadaşlarım, kıymetli misafirler. Karadeniz'den güneye açılan güzergahlardan bir tanesi olan Araklı-Bayburt yolunun 10 kilometrelik kesiminin çalışmalarını başlatmamız hasabıyla bir arada bulunuyoruz. Bu vesileyle sizleri saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yolumuzun toplam uzunluğu 90 kilometre. Şimdiye kadar toplam 11 kilometrelik bölünmüş yolu bir tanesi tünel olmak üzere bitirmiş durumdayız. 34 kilometrelik de tek yolu bitirdik. Toplamda 45 kilometrelik bir bölümü bitirerek trafiğe açtık, hizmete vermiş olduk. Şu anda bulunduğumuz yer 7. kilometre. 7. kilometre ile 17. kilometreler arasındaki 10 kilometrelik kesimi de çalışmalarını başlattık. Burası bittiğinde 3 şeritli, tırmanma şeritli yol şeklinde hizmet edecek ve yine burada trafiği rahatlatacak olan 2 adet tünelimiz bulunacak. Trafik standardını da bu vesileyle yükseltmiş olacağız. Sayın Bakanım, hava malum yağışlı, ben müsaadenizle detaya girmeden birkaç bilgiyi arz ederek konuşmamı tamamlamak istiyorum. Burada da tabi toprak işleri, önemli sanat yapıları, hemen temelini atacağımız bir istinat duvarı, büyük bir istinat duvarının imalatını gerçekleştirmiş olacağız. Bizim Karayolları Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin her tarafında bütün zor coğrafyaları dahil işlerimizi yürütüyoruz. Bu işlerimizi yürütürken de Sayın Bakanım, başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, zat-ı haliniz olmak üzere kurumumuza her türlü desteği ve her türlü imkanı sağlıyorsunuz. Ödeneğinden proje desteğine kadar ben bu vesileyle sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Yine bu projenin hayata geçirilmesinde önceki kesimlerde olduğu gibi bundan sonra da valiliğimizin, büyükşehir belediyemizin ve Araklı belediyemizin desteklerinin bizle beraber olacağını ben biliyorum. Bu projenin yine başlatılmasında emeği geçen ve bundan sonra da kontrollüğünü yapacak olan karayolcu arkadaşlarıma, turuncu montlu arkadaşlarıma ben teşekkür ediyorum. Yine müşavir firmamıza ve bundan sonra da bu işi yürütecek olan müteahhit firmamıza teşekkür ediyorum. Bundan önce bu yolda emeği geçen bütün eski bakanlarımıza, genel müdürlerimize, bölge müdürlerimize ve bütün karayolcu arkadaşlarıma ben bu vesileyle teşekkür ediyorum. Yolumuzun hayırlı olmasını, temel atmamızın, çalışmalara başlamamızın hayırlı olmasını temenni ediyor. Bir an önce de bitirilmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Bitirmeyi nasip etmesini inşallah. Sayın Genel Müdürümüze konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Murat Zorluoğlu'nu konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Saygıdeğer Bakanım, kıymetli Valim, Milletvekilim, değerli İl Başkanım, değerli Genel Müdürüm, Bayburt'tan misafirimiz olan kıymetli Belediye Başkanımız ve misafirleri, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, kıymetli muhtarlarım, karayollarımızın değerli çalışanları, kıymetli hazurum, sizleri saygıyla selamlıyor. Temelini atacağımız Araklı-Bayburt yolunun şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sayın Bakanım, bizim Doğu ilçelerimizin neredeyse hepsinde bir Bayburt sevgisi, bir Bayburt sevdası var. Nereye gitsek Bayburt'a bir şekilde bir yolla bağlanma talebi hep karşımıza çıkıyor. Bu Trabzon'un esasında Bayburt'a olan muhabbetini gösteriyor. Ama bu muhabbetin de karşılıksız olmadığını bugün Bayburt Belediye Başkanımız ve onun yanında gelen misafirlerimiz göstermiş oldu. Tekrar hoş geldiniz değerli başkanım.
Tabii açılıştan açılışa koşuyoruz Sayın Bakanım. Sayenizde gerçekten işte Çaykara Uzungöl yolundan Of Hayrat bölgesinde Balaban bölgesine kadar, işte buradan Araklı'dan Sürmene'den Arsin Santa yoluna kadar, oradan Yomra Özdil yolundan Trabzon'da merkezde zaten çok büyük işler var. İşte Maçka Erzurum yoluna kadar, Düzköy Akçabat arasındaki yoldan işte Vakfıkebir'de Sikki OSB yoluna kadar, Tonya'dan İskenderli'ye 500'üne kadar ben ancak bunları sayabildim. Gerçekten Trabzon'un her bir bölgesine, her bir yöresine Ulaştırma Bakanlığı döneminizde çok büyük hizmetler verdiniz. Bunların bir bölümü hizmete açıldı. Bir bölümüne de nasip oldu. Zaten bizle beraber bizler hizmete açma imkanına kavuştuk. Bu manada size, karayolları ekibimize ve karayolları çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Allah sizlerden razı olsun. Sağ olunuz. İnşallah bugün beraberce temelini atacağımız bu önemli destinasyon, yani Araklı'yla bu doğu bölgesiyle Bayburt'u birbirine bağlayan en kısa yol olarak arkadaşlar söylüyorlar. İlçe belediye başkanımız hep öyle söylüyordu. Oradan aklımda kaldı. Bu bölgede hakikaten canlılığa, daha harekete imkan verecek, daha güvenli, daha konforlu bir sürüş imkanı, özellikle yük taşımacılığında çok kullanılan bir güzergah burası. O bakımdan hem şehrimize hem ilçemize ciddi katkılar yapacak bir yatırımdır. Tekrar teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza huzurlarınızda Trabzon'a verdiği, ulaşım anlamında da diğer alanlarda da verdiği destek için müteşekkir olduğumuzu ifade ediyoruz. Emeği geçen herkesten tekrar Allah razı olsun. Allah kaza bela vermesin. İnşallah kısa zamanda tamamlayıp beraberce hizmete açma ümidiyle tekrar teşekkür ediyoruz. Son bir husus, hakkını teslim edelim. Bahar Ayvazoğlu vekilimiz de bu yol için hakikaten ben çok şahit oldum. Sizin sabrınızı da kapınızı da çok zorladı biliyorum. Ama sonunda muvaffak oldu. Ona da çok çok teşekkür ediyoruz. Tekrar sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyor. Hayırlı günler diliyorum. Konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Konuşmalarını yapmak üzere Trabzon Valimiz Sayın İsmail Ustaoğlu'nu kürsüye davet ediyorum. Buyurun Sayın Vali. Sayın Bakanım, çok kıymetli milletvekillerimiz, çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız, Karayolları Genel Müdürümüz, yine ilçe belediye başkanlarımız, siyasi partilerimizin çok kıymetli temsilcileri, her birinizi saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Bu vesileyle bugün burada temelini atacağımız Bayburt-Araklı yolumuzun hayırlara vesile olmasını ben Cenab-ı Hak'tan temenni ediyorum. Sayın Bakanım, benim için tabii bu tören ayrı bir anlam ifade ediyor. Malumunuz ben ilk valiliğim Bayburt Valiliği. Bayburt Valiliğim sırasında da sürekli gündeme gelen Bayburt'la Araklı arasındaki bu güzergah her zaman orada da bizim gündemimizin ön planındaydı. Nasip bugüneymiş bunun temelini atmak. Bu hizmetin her iki il açısından da ne kadar önemli ve anlamlı olduğunu da açıkçası yakinen bilenlerden birisiyim. Çünkü her zaman bizim bu güzergahımız yılın belli mevsimlerinde, özellikle kış mevsiminde trafik açısından bizi ciddi sıkıntıya sokan, zaman zaman yolu trafiğe kapatmak zorunda kaldığımız, ulaşım noktasında da ciddi sıkıntı çektiğimiz bir güzergahtı. İnşallah bugün Bayburtluların ve Araklıların hayali gerçekleşiyor. İnşallah bugün burada temelini atacağımız bu yolumuzla birlikte burası aynı zamanda bizim turizm destinasyonun açısından da önem arz edeceğine ben inanıyorum. Bu güzergahta yapılacak yeni turizm tesisleri açısından da burada standardı üst düzey yapılacak olan bir yol orada da ciddi bir teşvik oluşturup burası da hem Bayburt'la Araklı ve Trabzon açısından da bu güzergahta ayrı bir anlam ifade edecek Sayın Bakanım. Tabii en önemlisi de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı
projesi emin adımlarla ilerliyor. İşte bu anlamda da tabiri caizse aşılmaz denen dağlar aşılıyor. Geçilmez denen geçitler ve vadiler geçiliyor. İşte bu anlamda da bu temelini atacağımız Araklı-Bayburt yolu da bunun içinde çok ayrı bir anlam ifade ediyor. Daha önce tünel yapıldı. Malumunuz tünelimizin adı da ben Bayburt'tayken şehadete yürüyen Dolmabahçe saldırısındaki Hamit Şahin kardeşimiz, polis memurumuzun adının, tünele adının verilmesi de gerçekten çok anlamlı olmuş. Ben bundan dolayı da karayollarımıza şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum Sayın Bakanım. Sayın Valimize konuşmalar için teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi de bizlere hitap etmek üzere Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'nun kürsü teşviklerini arz ediyorum. Buyurun Sayın Bakan. Saygıdeğer Araklı Trabzon hemşerilerim, kardeşlerim ve Bayburt'tan gelen çok kıymetli abilerim, kardeşlerim, Bayburt Belediye Başkanımız, Bayburt Milletvekilimiz ve milletvekili adaylarımız, hepinizi hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun bugünkü açılışımız. Değerli kardeşlerim, sizler de görüyorsunuz. Bütün dünya izliyor. Son 20 yıldır Türkiye'de çok büyük bir değişim ve dönüşümler oluyor. Bunun neticesinde şehirlerimiz gelişiyor. Vatandaşlarımızın hayatı kolaylaşıyor. Hayatına konfor geliyor. Hayal edilemeyen projeler bir bir bitiyor. Memleketimizin, milletimizin hizmetine sunuluyor. Bundan 20 yıl önce bu projeler yapılacak denseydi herkes bilerek bakardı, hayal ederdi. Ama bugün dünyanın en teknolojik işleri, dünyanın en büyük altyapı projeleri bir bir tamamlanıyor, milletimizin hizmetine sunuyor. Bu ulaşımda da böyle, sağlıkta da böyle, çevre şehircilikte de böyle. Artık vatanını, milleti için çalışan kadrolar iktidarda değerli kardeşlerim. Tabii bu 20 yıllık İstiklal sürecinin ülkemize vermiş olduğu bu etki, bu uzun soluklu yönetim şekli sayesinde de Türkiye artık uzun soluklu planlar yapıyor. Biz 20 yıldan kazanmış olduğumuz bilgi, beceri ve tecrübelerimizle artık önümüzdeki 2053'ün, 2071'in planlarını yapan bir Türkiye var değerli arkadaşlar. Bakın bu kadar yollar, köprüler, tüneller, havalimanları yapıyoruz. Sonunda ne oluyor? Vatandaşımız kazanıyor. Bakın yaptığımız karayolları yatırımları sayesinde değerli arkadaşlar, sırf karayolları yatırımları sayesinde yılda tam 1 milyar litre akaryakıttan tasarruf sağlıyoruz. Tam 7 milyar saat zamandan tasarruf sağlıyoruz değerli arkadaşlar. Hadi bunların hepsini bir kenara bırakın. Bak yaptığımız bu karayolları yatırımları sayesinde trafik kazaları tam %82 oranında azaldı. Bunun da karşılığı her yıl 13.100 vatandaşımızın canını kurtarıyoruz bu kaliteli güvenli yollarımız sayesinde değerli arkadaşlar. Bundan daha ötesi var mı? Artık milletinin konforu, milletinin yaşam kalitesini yükseltmek için çalışan iktidarlar var değerli arkadaşlar. O yüzden Türkiye doğru zamanda doğru yatırımlar yapmıştır ve ülkemizin önemi daha da artmıştır ve ülkemizin önü açılmıştır. Ayrıca bunların yanında yaptığımız yatırımlar sayesinde ekonomide, istihdamda, üretimde, tarımda, turizmde olağanüstü artışlar sağlanmıştır değerli arkadaşlar. 1 liralık ulaştırma yatırımı yaptığınızda değerli arkadaşlar bunun üretime tam 10 katı etkisi olmaktadır. Milli gelire de tam 6 katı etkisi olmaktadır. Bunların da etkilerini görüyorsunuz. Bundan 20 yıl önce Türkiye'de ihracatı toplamda yıllık ihracatı 25 milyar dolardı. Bakın bugün 254 milyar dolara geçen yıl ulaştık. Ve geçen ay 20 yıl önceki 1 yıllık ihracat rakamını tam 1 ayda sadece ülkemize kazandırdık. Bu da bakın böyle dünyanın en büyük felaketiyle karşılaştığımız 6 Şubat depreminde ihracatımızın %11'ini sağlayan 11 tane ilimizin etkilendiği ve üretimin neredeyse sıfıra düştüğü ayda bunu sağladık değerli arkadaşlar. Türkiye doğru adımlarla doğru kararlar vermiştir ve güçlü liderinin öncülüğünde büyük yatırımlar yaparak ülkesini büyütmeye devam etmektedir değerli arkadaşlar.
254 milyar dolar ihracata çıktık. Ama Cumhurbaşkanımız hedef verdi. Tam 1 trilyon dolar ihracat hedefi koydu. Biz de bunun altını oluşturmak için hem yatırımlarımızı yapacağız, hem ülkemizi geliştireceğiz, yatırımcıları çekeceğiz, üretimimizi, istihdamımızı ve turizm gelirlerimizi artıracağız ve 1 trilyon dolarlık ihracat rakamına ulaşacağız. Trabzon'un geçen yıl toplam ihracat rakamı 1.2 milyar dolardı değerli arkadaşlar. Yapacağımız yatırımlar ve yapacağımız, geliştireceğimiz politikalar çerçevesinde kısa vadede bunu 3.5 milyar dolara çıkarmak için planlamalarımızı yaptık. Orta vadede de bunu 5 milyar dolara çıkaracağız değerli arkadaşlar. Özellikle bölgemiz, tabii görüyorsunuz, coğrafyamız zor bir coğrafya. Ama bu coğrafyaya o güzelliği katan, o değeri katan da bu coğrafyanın zorluğudur değerli arkadaşlar. Bu coğrafyamızın, bu tabiatımızın güzelliklerine dokunmadan bunların değerini daha artıracak sanayideki, üretimdeki, turizmdeki atılımlarımızla hızlıca devam edeceğiz. Geçen hafta açıkladık, şehrimiz için büyük planlamalarımız var, büyük düşüncelerimiz var. Mega projelerimizi açıkladık. Karayollarından, hava yollarından, demir yollarından ve sanayideki değişim, dönüşüm ve yeni alanlardan bütün projelerimizi açıkladık. İnşallah bunlarla birlikte Trabzon hızlıca büyüyecek. Komşu illerimizde olan bağlarımız kuvvetlenecek ve Trabzon'da yapılacak yatırımlarla bunların komşu illerimize etkileriyle beraber inşallah Türkiye büyüyecek, Karadeniz büyüyecek ve Araklı büyüyecek. Tabii Araklı Bayburt yolu da en önemli ulaşım akslarından bir tanesi. Araklı'ya da Bayburt'a ulaşacak kısa yollarımızdan bir tanesi. Tabii ki buranın çok önemli de bir trafik aksı ve trafik yoğunluğu var. Özellikle Araklı Belediye Başkanımız ve Bahar Hanım özellikle buranın önemini bize ısrarla vurguladılar. Tabii ki biz de planlamalarımızı yaptık. Bir taraftan projelerimizi hazırladık. Bütçelerimizi, ödeneklerimizi ayarladık. Ve inşallah ihalemizi de yaptık. Önemli bir kesiminin, en yoğun olan kesiminin ihalesini yaptık. Bugün itibariyle de güçlü bir şekilde araziye de girdik. Bugün temel atma törenimizi gerçekleştiriyoruz. Ama toplamda 90 kilometrelik yolumuzun içerisinde Hamit Şahin, Salmankaş tüneli de olan, tamamlanmış olan tünelimizin olduğu 90 kilometrelik yolumuzu da tamamını da inşallah en kısa zamanda tamamlayıp Araklı'nın, Trabzon'un, Bayburt'un hizmetine sunacağız. Ve bunun sonucunda Bayburt gelişecek, Araklı gelişecek, Trabzon gelişecek ve Türkiye gelişecek değerli arkadaşlar. Tabii ki Bayburt gibi, Trabzon gibi, Araklı gibi dünyanın uluslararası koridorlarının başlangıç ve bitiş noktaları ve güzergahında olan çok önemli şehirlerimiz, tarihi kadim şehirlerimiz değerli arkadaşlar. Bunlar için bu projelerimiz inşallah buraların kıymetliliğini daha da artıracak ve daha da kıymetlendirecektir. Biraz önce Trabzon merkezdeydik. Tabii Trabzon merkezini çok yakından ilgilendiren Kanuni Bulvarımızın önemli bir kesiminin açılışını yaptık değerli arkadaşlar. Sizler de görüyorsunuz, AK Parti hükümetleri hizmet ve eser siyaseti üreten hükümetlerdir değerli arkadaşlar. Bizde icraat bitmez değerli arkadaşlar. O yüzden muhalefetin kuru sıkı atışlarına hiç bakmayın. Desteksiz atışlarına da hiç bakmayın. Biz onları İstanbul Belediyesi'nden, Ankara Belediyesi'ni çok iyi tanıyoruz. Seçim öncesi söylediklerini de çok biliyoruz ve tam tersini nasıl yaptıklarını sadece bir örnek vereyim değerli arkadaşlarım. Burada benim çalışma arkadaşlarım var, işçi kardeşlerim de var. 2019 yerel seçimleri öncesi namus sözü verdiler değerli arkadaşlar. Namus öyle kolay kolay ağza alınmaz. Alındığı zaman da geri yapılır ama bunlarda maalesef böyle bir hassasiyet de yok. Ve namus sözü verdikleri halde bir tane işçi işten atmayacaklardı. Tam 25 bin kişi işten attılar değerli arkadaşlar. Bunların sözüne işte bu kadar güvenilir. O yüzden şu anda da televizyon reklamları olsun, programların olsun, o desteksiz atışlarına hiç aldırmayın, umursamayın. Zaten bunların milletimizde hiçbiri de kulak asmıyor. Kimin ne yaptığını 20 yıl görmekte ve bundan sonra ne yapılacaklarını ve kimin yapacağını da çok iyi bilmektedir milletimiz değerli arkadaşlar. İnşallah 14 Mayıs tabii ki Türkiye'nin seçimi, dünyanın seçimi değerli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli seçimlerinden bir tanesi. 20 yıldır milletimizin gönlünde taht kurmuş Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan karşısında da maalesef Türkiye'yi karıştırmaya adeta talip olmuş ve neydi belirsiz şer odaklarından güç alan ve terör odaklarının desteklediği ve Türkiye düşmanlarının desteklediği bir ittifakla karşı karşıyayız. İnşallah
vatanını milletini seven Bayburtlular, Araklılar buna geçiş vermeyecektir değerli arkadaşlar. Çünkü biz çok bedeller ödedik değerli arkadaşlar. Türkiye artık dik yürür hale gelmiştir. Liderinin arkasında ve dünyada sözü dinlenen bir ülke haline gelmiştir. Hiç bunlardan taviz vermeye de niyeti yoktur. O yüzden bütün gücümüzle sandıkları patlatarak bunun cevabını 14 Mayıs'ta vereceğiz ve ondan sonra da işimize bakacağız. Bu eser ve hizmet fırtınası estirmeye de hep beraber devam edeceğiz. Birlik olacağız, beraber olacağız. Büyük Türkiye'yi beraber üreteceğiz değerli arkadaşlarım. Tabii burada benim çalışma arkadaşlarım var, mühendis arkadaşlarım var. Hepsi benim meslektaşım, kardeşlerim. Çok büyük işler yaptık değerli arkadaşlar. 20 yıl öncesinde yabancı mühendislik çözümleri, yabancı müteahhitler, bitmeyen işler, paralarımız ortada yok, işler de ortada yoktu. Allah'a şükürler olsun. Dünyada mühendislik çözümleri içinde en önemli ülkelerden bir tanesi haline geldik. Dünyanın en büyük mühendislik çözümlerine, altyapı projelerine talip olan ve çözüm üreten ve yapımını da üstlenen artık Türk mühendisler ve Türk yükleniciler var değerli arkadaşlar. Bu gurur bize yeter. Bu böyle olacaktır ve daha da gelişecektir değerli arkadaşlar. Katılımlarınızdan dolayı hepinize çok teşekkür ediyorum. İnşallah Araklı Bayburt yolunun da açılışında buluşmak üzere. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı, uğurlu olsun. Allah'a emanet olun. Sayın Bakanımıza değerli mesajları için teşekkür ediyoruz. Kendisini yüksek müsaadeleriyle temel atmayı gerçekleştirmek üzere bu süre daha sahnede misafir edeceğiz. Sayın Bakanımıza eşlik etmek üzere Sayın Valimizi, Sayın Milletvekillerimizi ve Milletvekili adaylarımızı, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızı, Sayın Karayolları Genel Müdürümüzü, Sayın İl Başkanlarımızı, Sayın Bölge Müdürümüzü ve yüklenici firma temsilcilerini sahneye davet ediyorum. Efendim Sayın Bayburt Belediye Başkanımızı da davet ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar, yolumuz Bayburt, Araklı'dan başladı ama yolun sonunda Bayburt var. Bayburt kadim şehrimiz, Bayburt çok kıymetli şehrimiz. O yüzden kısaca duygularını belirtmek üzere hızlıca Bayburt vekilimiz Matane abiye ve Bayburt Belediye Başkanımıza kısaca bir söz vermek istiyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Bakanım, Bayburt Yetkililer, Belediye Başkanlarım, değerli arkadaşlar, Araklı'lı kardeşlerim. Bayburt'la Araklı yolunun hikayesi çok uzundur. Eskiden radyolarda, haber bültenlerinde aylarca kapalı yollar ilanı yapılırken Araklı-Bayburt yolu arası hep kapalı sayılırdı. Araklı-Bayburt arasındaki tünelle bu engeli açtık. Bayburt-Araklı tüneli arasındaki standartlar epeyce düzgün. Dolayısıyla oradan bu tarafa olan alanı Sayın Bakanımızın riyasetinde, Sayın Milletvekillerimizin katkı ve talepleriyle ve Araklı Belediye Başkanımızın ısrarlı talepleriyle bu noktadan sonrasına mutlularımızın açık olacağını görmek benim için aynı bir mutluluk oldu. Sayın Bakan, size teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Bakanım, ben de Bayburt Belediye Başkanı olarak bugün burada Araklı Bayburt yolunun temel atma töreninde bulunmaktan büyük mutluluk duydum. Yıllar önce başlayan bir hayali bugün farklı boyutlarıyla yerine getirdiğiniz için başta Karayolları Genel Müdürlüğümüz ve Ulaştırma Bakanlığımıza ve bütün siyasilerimize, gayret ve çalışmalara bize destek olan bütün arkadaşlarıma Bayburtlar adına şükranlarımı sunuyorum. Diyorum ki yolumuz ve bahtımız açık olsun. Bayburt Milletvekili adayımız Orhan Bey de burada, hoş geldiniz diyoruz, kendisine sayalım. Evet değerli arkadaşlar, önemli bir projemizin daha temel atma töreninde buradayız. Bir taraftan açılışlar yapıyoruz, bir taraftan temeller atıyoruz. Hepsi milletimizin daha iyi şartlarda yaşaması, ülkemizin geleceği için çok önemli işler. Tabii biz
700 bin kişilik bir çalışma ordumuz var değerli arkadaşlar, bakanlığımızda. 5000 tane şantiyemizde ülkemizin geleceği için önemli adımlar ve halı teri döküyoruz. Başarı ekip işidir değerli arkadaşlar. Hep birlikte büyük güçlü Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz. Katılımlarından dolayı tekrar hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah, bismillah. Hayır olsun.